Selda halam ya haklıysa? Ya Selim gerçekten dün öyle dediğine pişman olduysa? Ya ben onu sırf Tuğçe'ye başımdan atmak için söyledim. Unutalım gitsin derse? Of. Yok ben kendim bütün bunları hazırlayayım. Sonradan hayal kırıklığı yaşamayayım. Evet evet. Selda halam haklı. Erkek milletine güven olmaz. Sen yine dün hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam et Ayşe. Selim'i görünce de sakın heyecanlanma. Her günkü gibi davran. Yoksa çok üzüleceksin. Merhaba. Yarım saattir seni bekliyorum kapıda. Tam aramak üzereydim artık. Bu sana. Ayşegül. İyi misin sen? Bak sakın bana nereden çıktı bu çiçek diye sorma. Hani dün akşam hatırladın mı? Allah Allah. Korktum başıma geldi galiba. Ayşegül. Bak sakın bana dün akşam ne olduğunu hatırlamıyorum deme. Okula gelirken bütün yol boyunca bunu düşünmenden korktum. Yo yo hatırlıyorum Selim. Hiç hatırlamaz olur muyum? Ay böyle bir şey unutmam mümkün mü hem zaten? Ayrıca benim hiç aklımın ucundan geçmezdi bizim dün konuştuklarımızı unutman. Ne bileyim hayatımda ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Daha doğrusu ikinci defa. Birincisi kimeydi? Sana. Hani sizin kapının önüne gelip gözlerimi kapatıp sana çıkma teklif etmiştim. Hatırladın mı? Evet. Aslında orada cevap vermek istemiştim sana da... bir türlü konuşamıyordum. Niye? Çünkü... Tamam Ayşegül, söylemek zorunda değilsin. Yok yok, cevap vermek istiyorum. Ama bir türlü konuşamıyorum. Neyse boş ver, hem geçmişte kaldı değil mi? Evet ama sen yine cevap vermedin. Ben sana bir sakıncası var mı diye sordum. Sonra sen bayıldın. Yani bilemiyorum. He, yok yok. Yani yok dediysem bir sakıncası yok. Yani yoksa var. Yani sakıncası var değil. Yani öyle bir şey var yani. Senle ben... Evet. O zaman al bunu. Ayşegül. Ya istersen sınıfta pek belli etmeyelim. Şimdi arkadaşlar. Olur. Hem ben zaten çok utanıyorum. Ben de. Yani şimdi arkadaşlar bakar. Ondan sonra. Sonra gülüşürler. Ama bak sakın yanlış anlama. Saklamak istediğimden değil. Yok yok canım. Ben yanlış anlamıyorum. Hem ben de zaten aynı şeyi düşünmüştüm. Anlaştık o zaman. Anlaştık. Buyurun. Tamam. Alkış, alkış. Ne güzel yapmışlar. Alkış. Ay ne romantik. Ay ne yapıyorsun? Sakarsın kızım, sakar. Bu ne gürültü? Çok pardon, acıdım. Tamam iyi. Bilim irfan yuvası burası, çocuk yuvası sen değil. Sen de bakar mısın, bizim için yapmışlar. Okul burası, okul. Har olun abicim be. Dersimiz neydi bizim? Biyoloji değil mi? Durun tahmin edeyim. Bitkilerde fotosentez. Ya da hayvanlarda kalp nasıl çalışır? Ha? Göstereyim ben sana nasıl çalışır. Göstereyim bence ha. Ya Selim dur yapma. Dur diyorum. Şişt, durun yavrum ayrılın ayrılın. Ne yapıyorsunuz burada? Ayrılın. Ne oluyor yavrum burada? Ne yapıyorsunuz? Vallahi bizi bilmem de bazıları sınıfta düğün yapıyor. Ne düğün yavrum? Yani iki dakika derse geç kaldım. Hemen düğün dernek kurmuşsunuz. Aa! Ne kadar meraklısınız böyle eğlenmeye ya. Geç yerine geç. Selim geç gel. Geç. Bakma geç. Geç anne. Geç yavrum geç. Geç anne. Geç. Yavrum Tuğçe nerede?
Uf hocam bilmiyorum ki. Birlikte girmiştik sınıfa. Ama şu güllü sırayı görünce kaçtı. Hangi sırayı? Güllü hocam. Beni eve kadar bıraktığın için sağ ol. Ne demek vazifem? Vazifen mi? Kız arkadaşımın yalnız başına bu karanlıkta eve gitmesine müsaade edemem. Gönlüm razı olmaz. Yani mesela saatler bir saat ileri alınıp hava aydınlık olunca beni eve bırakmayacaksın öyle mi? Bırakacağım tabii ki. Ama o zaman vazifem olduğu için değil, istediğim için bırakacağım. Yani şimdi istemiyorsun. İstiyorum tabii ki. O zaman sorun yok. Yok. Tamam o zaman. Tamam. Hala buradasın Selim. Sen de hala buradasın. Girmedin. Tamam ben gireyim o zaman. Tamam. Tamam. Ben de gidiyorum. Ayşegül. Akşam 7 matinesine sinemaya gidelim mi? Olur. Ama bir halamlara sorayım. Tamam. O zaman akşam gelir alırım seni. Tamam. Hoş geldin Ayşegül. Güle güle Selim. Ne? Ya ne? Ne oluyor ya? Tam zamanında Melda. Siz ikiniz beni mi gözetliyordunuz? İyi ki de gözetliyordun. Ayşegül otur şöyle, seninle konuşmamız lazım. İyi de biz bir şey yapmıyorduk ki. Selim sadece beni yanağımdan öpecekti. Olmaz, öpemez. Ay niye öpmesin ya? Ayrıca ben sizin bu kadar tutucu olduğunuzu bilmiyordum. Ayşegül'cüğüm bunun tutuculukla bir ilgisi yok. Biz Selim'e bir şey olmasından korktuk. Niye? Ayşegül, okulun bahçesinde Selim sana yanaştığında çıkan kıvılcımları görmedin mi? Lütfen bana biriniz ne olup bittiğini açıklar mı? Ayşegül, bak biz sihirli güçlere sahip olanlar 18 yaşından önce normal biriyle çıkarsak ve o kişi bizi öperse kurbağaya dönüşür. Kurbağa mı? Bak Meldalı, Selim'den hoşlanmıyorsan bana açık açık söyle. Yani beni ondan uzak tutmak için böyle boş boş hikayeler uydurma istersen. Ayşegül çok üzgünüm ama gerçek bu. Sihirli güçlerim olmasından nefret ediyorum. Ben bu zamanı gençlerini anlayamıyorum Melda. Biz 18 yaşına geldiğimizde daha kız erkek arasındaki ayrımı bile bilmezdik. Gerçi senin bu yaşta da bildiğinden çok emin değilim ama. Selda. Ay iyi tamam şaka yaptım. Tabii ya. Ay şaka yaptım dedim ya. Allah Allah. Yok o değil. Aklıma bir şey geldi. Efendim? Ayşegül. Ayşegül bak şimdi. Senin annen normal olduğuna göre sen yarı normal yarı anormalsin. Yani bu durumda Selim'in kurbağa olma olasılığı %50. Ah be. Bu senin mi aklına geldi Selda? Ah Meldacığım sen ha ben ne fark eder ki? Bir dakika. Şimdi Selim %50 ihtimalle kurbağaya dönüşecek. %50 ihtimalle de dönüşmeyecek. Aynen öyle. Yani yazı tura gibi. Al bakalım. O zaman şimdi yazı gelirse Selim kurbağaya dönüşecek. Tura gelirse Selim kurbağaya dönüşmeyecek. Yazı. O zaman 3 olan kazanır. Hadi. Selim? Gidiyor muyuz sinemaya? Sinema mı? Hani konuştuk ya alanlardan izin alabilirsen gidecektik. Ha doğru doğru tamam. Bir saniye. Oh oh eve hareket geldi be. Melda hala bu akşam biz Selim'le sinemaya gidebilir miyiz? 7 matinesine. Bak söz veriyorum en geç 9.30'da evde olacağım. Peki git ama dikkatli ol. Peki ne yapacağım? Senin sorumlulukların var. Sen ne yapacağını bilirsin. Tamam.
bakayım. Bu sıra galiba. Burası. Burası galiba. Pardon, yerimize oturmuşsunuz galiba. Bilete bakabilir miyim? Tabii. Bak. Bir arkamızdaki sıra. Pardon. Affedersiniz. Teşekkürler. Sağ olun. Merhaba, benim adım Karla. Aa, benim adım Ayşegül. Benimki de Selim. Merhaba, benim adım Ahu. Memnun oldum Ahu. Ayşegül. O patlamış mısırları film başlamadan önce bitireceksiniz değil mi? Tabii. Siz de alır mıydınız? Olmaz. O patlamış mısırın içinde ne kadar çok yağ ve kalori olduğunu biliyor musunuz? Ayşegül, bu filmin en güzel yanı ne biliyor musun? Ne? Başrol oyuncuları mı? Hayır. Ne? Senin ne istiyor olmam. Bana şans dilim. İyi şanslar. Of, yazı. Ne? Çok güzeldi değil mi? Evet. Gözünü bir dakika bile ayırmadan seyrettim. Evet. Öyle oldu. Neyse. Yarın okulda görüşürüz. Ayşegül. Efendim? Sormazsam içim rahat etmeyecek. Aramızda bir sorun mu var? Yok. Bir sorun falan yok. Yani nereden çıkardın? Ben sana yakınlaşmak istiyorum ama sen bana yakınlaşmak istemiyormuşsun gibi geliyor. Yok. Yani yok öyle bir şey. Yok. Peki neden izin vermiyorsun o zaman? Çünkü... Üf. Söyleyemiyorum. Peki Ayşe. Ama bu iki oldu. İlk çıkma teklif ettiğimde de neden cevap vermediğini söylememiştin. Tamam, sen bilirsin. Ben sadece... Neyse, iyi geceler. Selim. Efendim. Şu anda mutluluktan uçuyorum. Selim? İnanmıyorum. Ben de hala, sen de hala, ne olur yardım edin. Selim'i bir kurbağaya dönüştürdüm. Eyvah. Gel. Önce onu bir kavanoza koyman lazım. Suyla birlikte. Onu yaptım zaten kaçmasın diye. Allah'ım, ben bittim. Ben mahvoldum. Oh. Ayşegülcüm, dur, telaşlanma. Yani Selim'i eski haline döndürmenin bir yolu var. Evet, var Ayşegül. Neymiş o? Ayşegül, bütün sihirlerden çok daha güçlü bir sihir var. Bütün sihirleri bozabilir. Nedir? Gerçek aşkın büyüsü. Ne? Eğer Selim'e olan aşkının gerçek olduğunu kanıtlayabilirsen Selim'i eski haline döndürebilirsin. Peki ya kanıtlayamazsam? O zaman sen de kurbağaya dönüşürsün. O zaman ben Selim'e gerçekten ona aşık olup olmadığımı nasıl kanıtlayacağım? Bak şimdi, yanında olmadığında hep onu düşünüyor musun?
Evet. Yanındayken bile özlüyor musun? Hı? Onu gördüğünde bir kalbin küt 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 atıyor mu? Evet. Karşına böyle çak 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 sakız çiğnediğinde rahatsız oluyor musun? Hayır. Gerçek aşk olma ihtimali var. Bence bir an önce bu gerçek aşk testine gir, şansını dene. O zaman ben Selim için gerçek aşk testine gireceğim. Peki sorular seçmeli mi? Hadi, hadi toparlan gidelim. Tamam. Ayşegül, bir dakika canım. Gitmeden önce sana söylemek istediğim bir şey var. Eğer gerçek aşk testinde başarılı olamazsan, eğer bir kurbağaya dönüşürsen, peki biz seni hep bu cesur kararınla hatırlayacağız. Canım yeğenim benim, canım yeğenim. Tamam, 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 tamam. Hadi sen bir yerini kırmadan git. Hadi gel seni de götüreyim. Bir dakika, burası Ferit'in ofisi değil mi? Biz niye buraya geldik? Çünkü o testi ben hazırladım. Oğlum, verin oradan bir eko da sonsuza kadar yankılansın kankam. Ay Ferit, Allah iyiliğini versin, ödümüzü kopardın. Ay Ferit, yani oradan böyle aniden fırladın. Deli misin sen? Evet Selda, deliyim. Gözü kara deliyim. Yakarım. Roma'yı da yakarım. Hatırlıyor musunuz? Böyle bir şarkı vardı. Bir de bu şarkıyı söyleyen bir oğlan vardı. Neydi adı? Ha, Keman. Keman değil, Kenan, Kenan. Evet, evet. Hı. Keman uzak doğulu. Uzak doğulu değil, sadece doğulu. Kes kız. Demek gerçek aşk testine girmek istiyorsun. Hı hı. Ama unutma yavrum. Gerçek aşk testisi gerçek aşk yolunda kırılır. Önce sözleşmeyi imzalaman lazım. Aa, bu ne? Bu, eğer testi geçemezsen kurbağaya dönüşeceğini kabul ettiğin belge. Selda'cığım, hoş geldin. Bu seninle 32. ayrılığımızın 541. yıl dönümü hayatım. Ciddi misin? O kadar oldu mu? Aman aman, çok güzel. Daha nice 541. yıllara. Hadi teste geçelim. Öf be Melda. Yani limon sıkmasan olmaz. Yavrum, gerçek aşk testi 3 aşamadan oluşuyor. Üçü de birbirinden zor. Hazır mısın? Hazırım. Hadi o zaman geç perdenin arkasına. Ayşegül, bol şans. Ayşegül, yüreğinin sesini dinle. Sevgili seyirciler, gerçek aşk yarışmasına hoş geldiniz. Şimdi alkışlarınızla ilk seçicimizi çağırıyorum. Ayşegül! Oturabilirsin canım, evet. Hoş geldin yavrum. Hoş. Selimlerimize bir merhaba de. Selimleri mi? Evet yavrum. Paravanın arkasında 3 tane Selim var. Ancak bunlardan bir tanesi gerçek Selim. Ve sen o Selim'i buldun buldun. Bulamadın bırak bırak. Yumurtam sıcak. İnanmazsan gel de bak. İyi de Ferit enişte sen kurbağa sesi yaptın. Tavuk şarkısı söylüyorsun. Tamam canım, detaylarda kaybolmayalım, evet. Sen Selimlerine bir merhaba de. Tamam. Merhaba birinci Selim. Merhaba. Merhaba ikinci Selim. Ne haber? İyi. Merhaba üçüncü Selim. Hoş geldin Ayşegül. Kızım bırak bu üçüncü Selim padişah numaralarına hiç girmeyelim. Tek bir soru sorma hakkım var. Tek soru. Evet, tek soru. 5 saniye süren var, süren başladı. 3-4-5 süren dolu canım, ne ben çok... soruyorum. Evet beyler, Selimler duyabiliyor musunuz beni? Evet. Güzel. En sevdiğiniz üçgen. Üçgen mi? Tamam yavrum, süren doldu. Sen sormadın, ben sordum. Bu kadar basit. Bu cevaplara göre doğru Selim'i buldun buldun. Bulamadın. Biliyorum biliyorum biliyorum. Kıt kıt kıdak, yumurtam sıcak. İnanmazsan gel de bak. Tamam. Evet arkadaşlar, cevaplarınızı bekliyorum. Dik üçgen. Ben hayatım boyunca hep başımı dik tuttum. O yüzden dik üçgen. Enteresan, alkış. Bir saniye. Geniş açılı üçgen. Hem benim çevrem çok geniştir. Bütün ünlüleri tanırım. Enteresan. Eşkenar üçgen. Çünkü nereden bakarsan bak kenarları eşittir. Bende de biraz simetri hastalığı var galiba. O yüzden eşkenar üçgen. Evet evet.
yapacaksın bildin? Tak, bravo, doğru. Büyük alkış. Evet Ayşegül'ü tebrik ediyorum sevgili seyirciler. Dostluk kazandı. Dostluk her zaman çok önemlidir. Gerçek bir aşk ancak gerçek bir dostlukla mümkün olabilir. Böyle yaşanabilir. Alkışlar Ayşegül'ü uğurluyoruz. Enteresan. Bekleme salonu. Ne yapalım? Bekleyelim o zaman. Evet Melda'cığım. Artık sıra sende. Selda, bak kendine hakim ol. Döndüğümde seni burada göreceğim. Ha. Ay Selda'cığım. Nihayet yalnız kalabildik. Hadi bana dön. Beni o güzel gözlerinden mahrum etme. Bana bak. Bana bak. Bana bak. İnanamıyorum Ferit. Nasıl sesini hükmettin bana? Ne kadar güçlü bir şeysin sen öyle. Öyle. Nasıl gidiyor hayat? Neler yapıyorsun bu aralar? Ne olsun ayrıldım annemin yanından. Artık özgürüm. Ay, ciddi misin? Senin adına çok sevindim. Ben 550 senedir sana söylüyorum o kadın hükmediyor diye sana. Artık bir güle güle otura gelirsin değil mi Selda? Gelirim tabii. Gelirken ne getireyim? Mobilya. Ay ne güzel gülüyorsun Ferit. Anlaşıldı. Bu ikinci test sabır testi. Ne yapalım canım? Hem aşk sabır ister. Ayşegül'cüğüm. Ne oldu Melda hala? Sana kötü bir haberim var. Sen burada beklerken sihir düzenleme ve denetleme kurulu gerçek aşk testini yürürlükten kaldırdı. Nasıl yani? Şimdi ben Selim'i eski haline döndüremeyecek miyim? Maalesef. Selim'i unutmak zorundasın. Çünkü Selim hayatına bir kurbağa olarak devam edecek. Birazdan bir yetkili gelip bizi eve götürecek. Ya. Merhaba. Ben sizi eve götürecek olan yetkili. Başınıza gelenlere çok üzüldüm Ayşegül'üm. Ancak hayat devam ediyor. Gençsiniz, güzelsiniz. Önünüze daha ne fırsatlar çıkacaktır. İnşallah biri de ben olurum. Aman Allah'ım. Bu ne güzellik. Telefonunuzu alabilir miyim? Sizi aramak isterim. Pasta yer misiniz? Çikolatalı. En sevdiğim. Bakın, kalplerimiz bir. Buyurun. Buyurun. Bir dakika. Ben anladım senin ne yapmak istediğini. Sen bana Selim'i unutturmaya çalışıyorsun. Selim mi? O da kim? Bırak numarayı. Boşuna uğraşma. Kurbağa da olsa ben Selim'i seviyorum. Ve sonuna kadar da Selim'i eski haline döndürmek için savaşacağım. Aferin Ayşegül. İkinci testi de başarıyla geçtin. Çünkü gerçek aşk hiçbir zaman unutulmaz. Ve yerini hiç kimse ve hiçbir şey tutamaz. Hadi şimdi son test için şuradan içeriye gir. Ayşegül, dikkatli ol. Pastayı da ben alayım. Hiçbir şey görünmüyor. Niye bu kadar karanlık burası? Ayşegül. Selim. Ayşegül bu testi geçebilmek için yanıma gelmen lazım. İyi de hiçbir şey göremiyorum ki. Hemen yanında bir ışık butonu var. Ona bas. Tamam. Selim. Hadi gel Ayşegül. Hadi Ayşegül yapabilirsin. Selim. Bu güvenli yol senin daha yakınında bir yere çıkıyor mu? Hayır. O yol seni evine götürür. O zaman geriye bir tek çare kalıyor. Ayşegül geri dön. Hayatını benim için tehlikeye attığına değmez. Sana değer.
Ayşegül! Selim! Ayşegül! Selim! Selim! Selim, Selim neredesin? Dedim ya, bulutların üzerinde uçuyorum. Selim! Efendim? İnanmıyorum, sen Selim'sin ve buradasın. Ne? Boş ver.